Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün plaka tanıma serimizin ikinci videosuyla beraberiz. Bu videomuzda bir önceki derse çıkartmış olduğumuz öz nitelik çıkartma algoritmamız için temeller yazacağız. Ve vaktimiz kalırsa algoritmayı programlayacağız. Programlamadan önce resmimizi çeşitli gürültü yok etmeler yapmamız gerekiyor. Ve bu işlemleri yapmak için programlamamız yapacağız. Tabii vaktimiz kalırsa algoritmayı yazmamız da tercihimiz olur. Şimdi algoritmayı hızlıca hatırlayalım. İlk başta dikdörtgen tespit edecektik. Daha sonrasında yükseklik ve genişlik oranına bakacaktık. Bu oran 3 diye yazmıştık. Bir önceki ders ben bunu 2'ye çektim. 3 genel manada plakaları tanımlar. Ancak bazı durumlara göre tam olarak 3'te 1'ini almak plakayı tanımamızı engelleyebilir. Çünkü tam olarak 3 katı olmayabiliyor. Bazen 2,5 katı, bazen 2,7 katı, bazen 2,9 katı olabiliyorken ama 3'ün altında kalmayan değerlerle plakalarla karşılaşabiliyoruz. Bu yüzden genel manada biz 2 diyerekle devam edeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra gri formattayken RGB renk skalamız 0 ile 255 arasında her bir red, green, blue değerleri alıyordu. Gri formatta tek bir tane 0 ile 255 arasında her bir piksel değer alır. O aldığımız piksellerin yoğunluğu 100 ile 200 arasında olmasını istiyorduk. Plakanın yani tanımlanan dikdörtgenlerdeki yoğunluğun 100 ile 200 arasında olmasını istiyorduk. Ve bir boyut sınırlamamız vardı. Yükseklik değerimiz maksimum 150, maksimum 50. Genişlik değerimiz ise maksimum 150 olması taraftarı yönündeydik. Ve bu 4 algoritma yazdıktan sonra programı başarılı bir şekilde plakada tespit ettiğini göreceğiz. X, Y, sol üst köşenin koordinatları W ve H değerlerini alacağız. Duruma göre bu X ve Y değerimiz bizim yazdığımız programda merkez koordinatı da belirtiyor olabilir. Yazdığımız programda bakacağız, inceleyeceğiz. Merkezi kontrol ediyorsa sol köşeyi çekebiliriz ya da merkezden işlem yapmaya devam edebiliriz. Şimdi programımızı yazmaktan başlayalım arkadaşlar. Buraya geldim. İlk olarak resimleri diskten okumak için adresini almamız lazım. Bunun için import operating sistem kütüphanesini dahil ediyorum. Daha sonrasında görüntü işlem yapacağım için görüntü işlem kütüphanem olan Computer Vision True yani OpenSAVE kütüphanemi dahil ediyorum. Ondan sonra yapmış olduğum resimleri görselleştirmek için, yani detaylı bir şekilde incelemek için bir önceki derste de kullanmış olduğumuz Matplotlib kütüphanemizi dahil ediyoruz. Matplotlib.py.plt yazdık. Son olarak da NumPy kütüphanemizi dahil etmemiz lazım. NumPy kütüphanemiz liste işlemlerini kolaylıkla ve hızlı yapmamızı sağlayan içinde birçok fonksiyon bulunduruyor. Beraberinde RAM'den çok büyük bir tasarruf etmeni sağlamakla beraber 500-600 kat daha hızlı çalışan sistemler kurmamızı sağlayabiliyor NumPy kütüphanemiz. Ve OpenSAVE kütüphanemiz de altyapısında NumPy kütüphanesini kullanmaktadır. Arkadaşlar şimdi bunları kaydettim. Kaydettikten sonra bir defa idle'ımızda çalıştırmamız gerekiyor. Neden çalıştırdık? Şimdi ben buraya CV2 yazıp nokta bu taba basarsam bunun içinde bulunan metotlar ve property'ler yani değişkenler gelecektir. Aynı şekilde NumPy kütüphanemizi noktaya basıp taba basarsak aynı değerlere sahip olacağız. Daha kolay ve daha hızlı ulaşım için bu şekilde kullanmamız uygundur. Şimdi resim adreslerimizi alalım hızlıca. Resim adresler diyelim. Operating System kümesinin X Directory'yi çağırdım. Veri setinin altındaki her şeyi bana getir dedim arkadaşlar. Ondan sonra resmimizi okumamız lazım. Burada bütün resimde döngüyü oluşturup tek tek bakabiliriz ama biz sırayla fonksiyonunu yazıp sırayla kontrol edelim. Bu yüzden sırayla almak için döngü oluşturmuyorum. Tek tek kendimiz elimize girelim. Yine CV2 kütüphanemizin altına Image Read resim okuma fonksiyonumuzu çağırıyoruz. Veri seti listemizin altından resim adreslerin altından sıfırıncı resmimizi çağırdık. Daha sonra bu resmi resize etmemiz gerekiyor. Yani yeniden boyutlandırmamız gerekiyor. Bunun sebebi de neydi? 50 ile 150'lik oranı boyut kontrolü yapabilmek için bütün resimlerimiz aynı boyda olması gerekiyordu. Bir önceki dersimizde de veri seti incelemeyi açacak olursak buradan. Burada 500'e 500 resize işlemini yapmıştık. Aynı işlemi bir daha yapacağız. Şimdi CV kütüphanemizden resize diyelim. Image diyelim. 500'e 500 formatını resmimizi ayarladım. Şimdi bir resmimizi görselleştirelim bakalım. Pyplotlib kütüphanemizin altından Image Show'u çağırıyoruz. Şimdi Image Show yani Matplotlib kütüphanemiz RGB formatta çalışıyor. Bundan dolayı bir cevap formatta olan OpenSAVE ile okunmuş resmimizi RGB formata dönüştürmemiz gerekiyor. Dönüştürme için İngilizce terimleri kullanacağız. İngilizce terimleri söylüyorum çünkü daha rahat aklınıza kalır. Convert, Color fonksiyonumuz kullanacağız.
Convert column kısaltılmış olan CVT. Ardından color yazıyoruz. Buraya değiştirmek istediğimiz resmi veriyoruz. Değiştirmek istediğimiz property'yi veriyoruz. Color dedik. Color BGR to RGB. Yani BGR'a RGB'ye dönüş property'nin özelliğini bu fonksiyonumuza, convert color fonksiyonumuza vererek de resmimizi BGR'dan RGB'ye dönüştürdük. Daha sonra matplotlib'in yardımıyla bunu görselleştirelim. Bakalım resmimizi bir sorunsuz okuyabilecek miyiz? Sorunsuz okuduk şu anda. Resmimizi görselleştirdik arkadaşlar. Ve kolay kullanımları da gayet net bir şekilde fark edebiliyoruz. Güzel. Kapatalım. Şimdi buna ihtiyacımız yok. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi arkadaşlar, biz resmi iki formatta, yani iki renk uzayında işlemeye devam edeceğiz. Biri RGB formatımız, ya da BGR yazalım doğru olanı. Biri BGR formatımız. Bu zaten resmi de BGR okuduğumuz için bu şekilde. Bir de sürekli bahsettiğim gri renk formatımız. Gri renk formatımızda işlemleri daha hızlı yapabilmek ve çeşitli renk skanına kurtulmak için kullanacağız. Ve bu arada plakaları tanımak için de plakalarımız, tahmin ettiğiniz ya bildiğiniz üzere, siyah beyaz resimler. Siyah beyaz objeler diyebiliriz. Bu yüzden renklere çok da ihtiyacımız yok. Bir de bundan dolayı da aynı şekilde gri formatta kullanıyoruz. Gene OpenSCV kütüphanemizi çağırıyoruz. Convert color fonksiyonumuzu çağırıyoruz. Yanlış yazdık. Image'imizi verdik. CV2 yardımıyla color BGR to gray property'mizi, özelliğimizi çağıraraktan resmimizi gri formata dönüştürdük. Gri format dönüştürdükten sonra bir de gri format dönüşmüş resmimize bakalım. Bir inceleyelim. Image'e. Şimdi bunu tekrar renk uzayı değiştirmemize gerek yok. Gri formatta olacak şekilde buraya yazdım. Ama renk uzayı bildirmemiz gerekiyor. Burada color map'in kısaltılmışı olarak cmap değişkenini veriyoruz. Cmap'e de gray yazıyoruz arkadaşlar. Tekrar refresh yapıp çalıştırıyorum. Şimdi resmimiz buraya geldi. Bir de gri formatta resmimiz buraya gelecek. Gördüğünüz üzere resmimiz kolaylıkla gri formatta değiştirildiğini burada gördük. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ilk olarak arkadaşlar şunu tekrar açalım. Resim üzerinden anlatayım. Gürültü elememiz gerekiyor. Gürültü dediğimiz şey nedir? Bizim dikdörtgenlere odaklanmamız için burada bu resmin gördüğünüz üzere köşelerine, dikdörtgen yani çizgiler, kenarlıklarına odaklanmamız lazım. Plakanın dikdörtgen olduğunu biz şurada gördüğünüz kenarlıklardan algılıyoruz. Biz kenar tespiti yapacağız. Kenar tespitinden önce de birçok kenarlıklar var burada. Görüyorsunuz şu kenarlar, bu kenarlar, arkadaki arabanın kenarlıkları, otobüsün kenarlıkları gibi gibi ya da başka arabanın plakası, ihtiyacımız olmayan bir plaka. Bunun kenarlıkları mevcut. Biz bu kenarlıkları yok edip sadece ihtiyacımız olan kenarlıklara odaklanmamız gerekiyor. Bizim de yaklaşık bir piksel boyutumuz, şuradan yakınlaştıralım hızlıca. Bir tur daha yakınlaştıralım. Şöyle. Kenarlıklarınıza bakacak olursak 272'den pardon y eksenine bakacağız. 330'dan 335'e aralıklı bir kenarlık olduğunu görüyoruz. Yani yaklaşık kenarlığı oluşturan çizginin şu çizgi, şöyle uzaktan gösterelim. Şu çizgi arkadaşlar 5 piksel aralığında geziyor. Hani 5 piksel boyutunda geziyor. 330'dan 335'e olan aralıkla geçtiğini gördük burada incelediğimizde. Bu yüzden kenarlık tespitini kullanacağımız algoritmamıza bu 5 hassasiyetini vereceğiz. Şimdi devam edelim ve bu hassasiyeti verelim. Kenarlık kenarlık dedik. Bu yüzden gürültüyü yok ederken kenarlığa duyarlı bir algoritmayı kullanmamız gerekiyor. Bu median blurlama işlemidir. Yani median blurlamanın Türkçesi aklıma gelmedi. Blurlama diyelim arkadaşlar. Bulanıklaştırma. Median bulanıklaştırma işlemidir. Şuraya gelelim. Bulanıklaştırma bildiğiniz üzere görselleri bulanıklaştırıyor. Median bulanıklaştırma işlemimiz ise kenarlıklara odaklanılarak, yani kenarlara çok dokunmadan daha ön plana çıkartarak bulanıklaştırma yapıyor. Şimdi bulanıklaştırma işlemi yaptığımızda bunu fark edeceksiniz arkadaşlar. Bir de median bulanıklaştırma işlemi ne derseniz, median ortancı değer demektir. Ortancı değer, yani bulunduğu verdiğimiz kernel boyutunda, kernel filtre boyutumuz oluyor. 3'e 3, 5'e 5. Yani koca resmi 3'e 3 parçalara böldüğünüzü varsayın. Her bir parçanın median değerini alaraktan o şekilde devam ediyor. Ortancı değerini. Median filtrememiz bu. Bir kenarlıklara dikkat ederekten devam ediyor arkadaşlar. Şimdi diyelim ki işlem resmi oluşturacağım buradan. İşlem resmi manasına gelen ir yazacağım. İr'in yanında image olarak belirteceğim. Şimdi ir image değişkenimiz işlem yaptığımız resmi temsil ediyor arkadaşlar. Buraya yazalım. CV2 kütüphanemizin altından median
Builder fonksiyonumuzu çağırıyoruz. Medium Builder fonksiyonumuzun içine image gray ifademizi veriyoruz. Bahsetmiş olduğumuz hasset setlerimiz 5'ti. 5'i nasıl hesapladığımızı az önce söylemiştim. Buraya kernel boyutumuz 5'e 5 olacak şekilde. Yani resimleri şöyle dur. Şu geldi. 5'e 5 boyutlamaları olacak şekilde çalıştıracağız. 5'e 5 boyut olacak şekilde böyle filtremiz dönecek. Ve o çerçevede medium blurlama işlemini yapacak. Bunu bir defa blurladık şu anda. Bir tur daha blurlamak istiyorum. Çünkü plakamız 5 piksel aralığında olduğu için çok etkilenmeyecektir. Ama diğer kısımlar yok olacak. Daha da çok yok olacaktır. Ve gürültülerden daha çok kurtulacağız arkadaşlar. Bu image gray'i bir daha yaparsak aynı işlemi yapar. Bunu buraya ekleyip devam etmemiz gerekiyor. Şimdi bir bakalım blurlama sonucunda bizi ne elde ettik. Şöyle bunu da buraya yazalım. Çalıştıralım komutumuzu. Şimdi bu bildiğimiz normal resmimizdi. Bu gri formatlı resmimizdi. Blurladığımız zaman arkadaşlar şeylerin gittiğini net bir şekilde görmüşsünüzdür. Videoyu bir tık geri salın, bir tık ileri salın. Saçma sapan böyle aralarda boş yer olan çizgilerin, şeylerin gittiğini, gereksiz detayların yok olduğunu görmüşsünüzdür. Kapatalım. Bir tur daha çalıştırayım. Beraber yorumlayalım. Bir kere daha. Bu bildiğimiz resmimizdi. Bu gri formatta resmi. Şöyle resmin de boyutu küçük olduğundan dolayı galiba gereksiz birçok çizgiler, birçok piksellikler mevcut. Onlar medium blurlama işlemimizden yok olup gittiğini net bir şekilde görüyoruz. Ve köşelere daha net bir şekilde odaklanalım. Burada fark ettik. Şimdi devam edelim. Bunu görselleştirmiştik. Medium diye bahsettik arkadaşlar. Bizim ortanca değerimiz aslında çok önemli. Demiştik ya, yoğunluk merkezi. Yoğunluk merkezi hesaplamak için birkaç yöntemimiz var. Ortalama almak, işte medyan almak, tepe değer almak gibi gibi yoğunluk merkezini bulabiliyoruz. Ortalama almak bizi bazen yanıltabiliyor. Çünkü çok küçük renk aralığı, çok büyük renk araları arasındaki ortalamayı verdiği zaman o verilen ortalama değer aslında hiçbir zaman piksele sahip olmayabiliyor. Şöyle düşünün. Mesela 1, 1, 1, 1 değerleri veririz. 5, 5, 5, 5 veririz. Bunların ortalaması 3 olacaktır arkadaşlar tahminimce. Ama bu 3 pikseli asla burada yok. Bu 3 değer yok. Biz içinde olan bir şeye ihtiyacımız olduğu için medyan kullanacağız. Yoğunluk merkezine ihtiyacımız var. Bu yüzden resmimizin medyanını alıyoruz. Medyanı aldık. CV2 değil de NumPy kütüphanesinden yardım alacağız. NumPy'nin altından medyan almışlığını çağırıp bir image'in medyanını aldık. Bu yoğunluk merkezimizin 3'te 2'si alt yoğunluk merkezimiz, 4'te 3'ü de üst yoğunluk merkezimiz arkadaşlar. Bunu da hızlıca yazalım. Low diyelim. Alt yoğunluk merkezini kastetmek için. 0.67 ile çağıralım bunu. Buraya medianımızı yazalım. Bir de height diyelim. Burayı da tekrardan 1.33 ile çağırıp median diyeceğiz. 3, özür dilerim. 3'te 2'si ve 4'te 3'ü. Low ve height. Alt yoğunluk merkezimiz, üst yoğunluk merkezimiz. Şimdi bu yoğunluk merkezimizi kullanaraktan kenarlık tespit yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Buraya kenarlık yazalım. Kenarlıkları belirtmek için yine OpenCV kütüphanemizden yardım alaraktan Kenny algoritmamızı çağıracağız. Kenny algoritmamız John F. Kenny tarafından, şöyle yazalım, John F. Kenny tarafından bulmuş bir algoritmamızdır. Bu algoritmanın detayını başka bir videoda çok güzel bir şekilde anlatalım. Şimdi bu videoda anlatırsak çok süre uzar. Kendi başlı başına birkaç video serisi oluşturacak bir algoritmadır. Detaylı bir şekilde daha sonra konuşalım arkadaşlar onu. Şimdilik içine bir resmimizi veriyoruz. İşlem resmimizi buraya verdik. Bir de içine vermemiz gereken alt yoğunluk merkezimiz, üst yoğunluk merkezimiz. Bu iki tane eşlik değeri veriyoruz. Eğer height'ın altında bu Kenny algoritmasının çıkarttığı sonuç o piksel için height'ın altında kalırsa low'a bakılıp bu ikisinin arasında kalınırsa arkadaşlar, yani low ile height arasında kalırsa etrafında piksellere bakılıyor ve height'ı geçmiş piksel varsa kabul edilir. Height'ın üstüne kalırsa direkt olarak kabul edilip o kenarlık olarak algılanacaktır. Şimdi devam edelim. Kenarlıkları çıkarttık. Ve bakalım kenarlıkları ne olarak bulmuşuz, nasıl çıkartmışız. F5 deyip tekrar çalıştıralım. Burayı kapatalım. Burayı kapatalım. Gürültüleri yok etmiştik burada. Devam edelim. Arkadaşlar kenarlıkların çıktığını burada gördük. Aslında birçok gereksiz detay kayboldu. Plakamızın burada net bir şekilde çıktığını görüyoruz. Biz bunu algılamamız lazım. Konumunu yakalamamız lazım. Bir de çeşitli kenarlıklar burada yakalanmış. Ama bunlar dikdörtgene çok benzemediğinden dolayı çok ilgi odamız olmayacaktır.
Şurada bir dikdörtgen oluşturabilir. Şurada bir dikdörtgen oluşturabilir. Bence yine camda bir dikdörtgen oluşturacaktır. Bu dikdörtgenler arasından yazdığımız algoritmalarını seçim yapacağız. Şimdi kenarlıkları tespit ettik ama biz bu kenarlıkların daha iyi yakalanması için genişletme işlemi yapmamız lazım. Erozyon azaltma işlemi, aşındırma işlemi bizim genişletme yapmamız lazım. Genişletme işlemimiz ne oluyor? Şunu yakınlaştıralım hızlıca. Burada görmüş olduğunuz üzere pikselimiz tek çizgi üzerinden. Biz bunu iki çizgi yapmamız lazım. Üç yapmamız lazım ki daha net görelim. Şimdi genişletme işlemi yaptığımı da arkadaşlar daha net anlayacaksınız. Buraya gelelim. Tekrar kenarlık yazalım. CV2 kütüphanesinin yardımıyla delete yani genişletme işlemi çağırıyorum. Genişletme işlemiyle genişleteceğim resmi veriyorum. Daha sonra number kütüphanesinin yardımıyla hangi aralıkta genişletme yapılacağını söylüyorum. Şimdi bizim değerimiz tek bir piksel üzerine gidiyordu ya. Bunun sayısını arttırmak için ne kadar kat artacaksa onun hassasiyetinde bir kernel vermemiz gerekiyor. Filtre vermemiz gerekiyor. Number kütüphanesi 1 ile 0 olabilir. Fark etmez. Bizim amacımız burada kernel vermek. Kernelin içine 3'ü 3'lük bir kernel veriyorum. Buraya bir tane daha açmamız lazım. 3'ü 3 kernelin yanında NumPy'ı tekrar çağırarak da yine x 8 dedim. Integer tipinde bir değişken olacağını söyledim. Unstated yani tam sayı, pozitif tam sayılar olacağını söyledim. Ve 8 bit şeklinde nitelendireceğinden buradan bahsettim. 3 3. Bu arada kedim yan odada da biraz korkuyor. Sesi geliyorsa kusura bakmayın. Devam edelim. Kenarlıklar dedim. NumPy kütüphanesini kullanarak da birebirlik bir filtre oluşturdum. Şunu anlamamış olabilirsiniz. Bunu hızlıca ne manaya geldiğini tekrar açalım. Bu fonksiyon bize şöyle bir şey dönecek arkadaşlar. 3'e 3 dedik ya. 1, 2, şöyle yazarsak daha anlaşılır olur. 1, 1, 1, 1. Arkadaşlar böyle gördüğünüz üzere 3 x ekseninde, 3 de y ekseninde. Hatta şöyle yapalım. Daha net görürsün. Böyle bir kernel oluşturacaktır. 3 x ekseni, 3 de y ekseni olmak üzere bir filtre bize oluşturacaktır. Bu filtre ile bize genişletme yapacağız değerlerimizi. Bunu yazdıktan sonra bir de iteration yazacağım da nasıl yazılır? Iteration yani iteration tekrar adımı. Bir defa mı genişletilsin, iki defa mı, üç defa mı, dört defa mı, kaç defa genişletme işlemi yapılacaksa burada bildiriyoruz. Ben bir kere genişletme yapılmasını istediğim için bir kere demem yeterlidir. Şimdi kenarlıkları yaptık. Genişletme işlemimizi yaptık. Genişletme işlemiyle amacımız neydi? Dikdörtgenleri daha iyi yakalayabilmekti. Kaydedelim. Çalıştırın. Bir hatam yoksa güzel bir şekilde çalışacaktır. Resmimiz geldi. Geldi. Görüntü işlemi yok etme işlemimiz yapıldı. Tekrar kapatalım. Şu an bu resme dikkatli bakın arkadaşlar. Bu normal kenarlığımız daha genişletme yapılmamış. Bir tık daha ileri gittiğimde genişletme yapıldığını fark ettiniz. Çizgiler daha kalınlaşmış. Şu an bunu yaptım ve kenarlıkları daha net yakalayacağım. Şimdi ne yaptık? Genişletme işlemini yaptık. Arkadaşlar daha sonra kontur bulup kontrolü bulduktan sonra algoritmamızı yazmakla devam edeceğiz. Bu dersimizde neler yaptık? Resmimizi okuduk. Daha sonra resmini ile olduğumuz gri formata dönüştürdük. Gri formattan sonra gürültü yok etme yaptık. Meden burulama yaptık. Meden burulamaktan sonra merkez noktası ağırlık merkezine yani resimlerin piksel yoğunluğu yakaladık. Medyan ile medyan neden kullandığımızı anlatmıştım. Neden ortalama kullanmaktan medyan kullandık bahsetmiştim. Ve alt yoğunluk merkezinden üst yoğunluk merkezini tespit ettikten sonra kendi algoritmamıza verdik. Kendi algoritmamız kenarlık tespit algoritmamızdı ve güzel çalışan bir algoritmamızdı. John F. Kennedy tarafından, John F. Kennedy Amerikan başkanı, eski bir başkan. John F. Kennedy tarafından, bunu da yanlış yazmışız bu arada. Türkçe kaymış biraz. John F. Kennedy tarafından geliştirilmiş bir algoritma. Bu algoritma için özel bir ders yapacağım arkadaşlar daha sonra. Ondan sonra kenarlıkları tespit ettikten sonra daha iyi dikdörtgenleri tespit edebilmek için bunları genişletme işlemine tabi tuttuk. Şimdi burada duralım. Bir sonraki dersimizde bahsetmiş olduğumuz bu algoritmayı yazmaktan devam edeceğiz arkadaşlar. Ders sürelerini biraz kısa tutalım. Hızlı hızlı ilerleriz ve bu arada bir çay kahve alıp gelebilirsiniz. Sonraki derste devam edelim.